Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli hizmetleri 1. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye boydan boya geniş, güvenli, konforlu yollarla donatıldı. 79 yılda yapılmış bölünmüş yol toplam 6101 kilometreydi. Sayın Erdoğan döneminde ise 19.000 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bölünmüş yol mesafesi toplam 25.197 kilometreye çıktı. 14 yıl önce sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 76 ilimiz bölünmüş yolla bağlandı. Bölünmüş yollarımız yılda 16.8 milyar Türk lirasına ulaşan ekonomik fayda sağlıyor. Son 14 yılda yapılan bölünmüş yollardan yılda 12.7 milyar Türk lirası tasarruf sağlandı. Yol projelerinin önünde dağlar da engel olmuyor. İllerimiz tünellerle birbirine bağlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 700 kilometre uzunluğunda 470 adet tünelimiz olacak. 2003'te 5967 adet köprü ve viyadüğümüz vardı. Uzunlukları toplamı 311 kilometreydi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde ise bu sayı 8100'e çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dev projeler hizmete girdi. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli ile Kazlıçeşme-Göztepe hattında 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 dakikaya kadar indi. Yıllık toplam yolculuk mesafesinin 370 milyon kilometre kısalması bekleniyor. Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir arası mesafe 78 kilometre kısaldı. Artık İstanbul'dan İzmir'e 3,5 saatte ulaşmak mümkün. Dev projeler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü, Kanal İstanbul, Kars-Tiflis-Bakü Demir İpek Yolu, Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Filyos Limanı, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde Otoyolları. Gelibolu ile Lapseki arasında yapılacak olan Çanakkale Boğazı Köprüsü, dünyanın en uzun açıklığına sahip köprüsü olacak. İstanbul-Tekirdağ arası 18 kilometre, İstanbul-Çanakkale arası 45 kilometre kısalacak. İstanbul-Çanakkale arası 3,5 saatten 2 saate inecek. İstanbul'un kent içi trafiği rahatlayacak. İstanbul Boğazı'nın yükü iyiden iyiye hafifleyecek.